Lif kabağı kullanmak, ferahlatıcı his verir. Lif kabağının masaj özellikleri eşsizdir. Lif kabağı peeling özellikleri açısından da mükemmeldir. Lif kabağı kuru cildi dökmek için kullanılır. Lif kabağı aynı zamanda ayakları nasırlardan ve cilt çatlamalarından kurtardığı da bilinmektedir. Lif kabağının sabunla birlikte kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu videoda erit dök sabun bazı ile yapımı yer alsa da bu doğal sabun sayılmaz bence. Çünkü erit döklerde çok fazla alkol bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Kabak lifi de deniyor ama bu bitkinin esas adı lif kabağı olması lazım. Bunu kullanarak kabak lifli sabun yapacağız. Sıfırdan sabun formülü yapmayacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum linklerde de videolarını bulabileceğiniz sabun bazlarını erit dök usulüyle yapacağım. Yuvarlak şekilli sabun yapacağız. Daha önceden hazırlamış olduğum opak sabun bazları arkadaşlar. Bunları su banyosunda eritmek daha doğru olur ama şu anda benim imkanım olmadığı için kısık ateşte yanmamasına ve kaynamamasına dikkat ederek eriteceğim. Sabun bazları yüksek oranda alkol içerdikleri için çok ısınırlarsa düşük derecelerde 70-80 aralığında kaynamaya başlarlar ve alkol kaybına uğrarlar. Çözücü kaybına uğrarlar dolayısıyla. Bu da sabun bazının kullanımını olumsuz etkiler arkadaşlar. Bunlar opak. Çok fazla etkilenmezler, görüntü olarak etkilenmezler. Ancak şeffaf sabun bazı kullanıyorsanız eritme esnasında bir miktar izopropil alkol veya etil alkol ilave etmeniz gerekebilir. Azalan alkol miktarı şeffaf sabun bazlarının şeffaflığını olumsuz yönde etkiler. Şeffaf sabun bazı bulutlanır ve giderek opaklaşır. Sabun bazlarını dolduruyoruz. Keserek ufaltıyoruz. Böyle bir çalışma yapacaksanız mutlaka su banyosu kullanın. Dipten erimeye başladı. Biraz daha kısıyorum. Kalıp olarak bunları kullanacağım. Aşağı yukarı bunun yüksekliğinde. Keserek. Bu lif biraz büyükmüş. Ve kalıpların içine oturtacağız. Hazır. Bunun erimesini bekleyeceğiz. Biraz renklendirelim. Fazla bile gelebilir yani. Bu yeterli.
lavanta esansiyel yağı ilave ediyorum. Yaklaşık 1 mililitre kadar ilave ettim. Karıştırıyorum. Ve sıra geldi kalıba alma aşamasına. Pigment biraz fazla geldi. Pigment dediğim mavi gıda boyası. Yarısı da, yani yarım çay kaşığı da yeterli olacakmış. Bunların soğuyup donmasını bekleyeceğiz. Arkasından da kalıptan çıkaracağız arkadaşlar. 2 saatlik bekleyişin ardından ürünlerimiz hemen hemen hazır. Sertleşmişler. İç tarafları gerçi biraz yumuşak olabilir ama kalıptan çıkmaya hazırlar. Evet arkadaşlar. Kalıplardan çıkartıyoruz ürünlerimizi. Çok da zorlanmadan çıkıyorlar. Bunun bir denemesini yapacağım. Şunlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Piyasada satılanların altlarında opak bir sabun, ortasında bunun gibi şeffaf ya da yarı şeffaf bir sabun bazı tabakası ve şeffaf sabun bazı tabakasının içine gömülmüş aynen bu şekilde kabak liflerini ya da lif kabaklarını görürsünüz. Bu ilk defa yaptığım ve en basit şekilde yapılabilecek şeklini gösterdiğim kabak lifli sabun tarifiydi. Bundan sonra sıfırdan sabun bazı da dahil hep beraber bir bütün olarak nasıl yapılabilir onun da hazırlığını yapıp yayınlayacağım. Bir tanesini deneyelim. Eldivenlerimizi çıkaralım. Evet arkadaşlar, gayet de iyi çalışıyor. Zaten sabun bazının yağ ve yağ asitleri yapısından dolayı köpürmemek gibi bir durumu yok. Bir şeyden daha bahsedeyim. Uygun bir şekilde sabun bazı gibi malzemeler özellikle şeffaflarda
doğallıktan biraz uzaklaşıldığını düşünüyorum. Çünkü işin içine alkol giriyor. Şöyle biraz daha kullanacağım bunu. Evet arkadaşlar, gayet hoş bir ürün oldu. Peeling etkisi de var. Çok beğendim yani. Şimdilik bu kadar. Daha ayrıntılısı da gelecek. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.